Son olarak şimdi KPSS sınav sorularının çalındığı iddia edildi. Şimdi evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karar verdi. ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Ve hemen ardından da Devlet Denetleme Kurumu'na talimat verdi. Şu an denetleme aşamasında. Şimdi bunu değerlendirelim istiyoruz. Normal bir olay değil. İşte FETÖ'nün işte kamu kuruluşlarından temizlendikten sonra bu sınavlar üzerinde işte bu sınav sorularını çalarak öğrencilerle paylaşması, kendi yandaşlarıyla paylaşması meselesini ne yazık ki yıllarca tartıştık. Bunun acısını da milyonlarca kişi çekti. Şimdi bugün böyle bir olay yaşandı. Siz ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu sınav soruları çalındı mı? Yoksa başka bir şey mi var? Yani o soru kitapçıklarının içerisinden seçilen bir sorular mı? Ne dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki refleksini bir devlet adamı olarak siz de geçmişte çok önemli görevlerde bulundunuz Sayın Akarcalı. Nasıl değerlendiriyorsunuz ilk andan itibaren? 15 Temmuz'dan evvel ki durumda bir röportajım olmuştu. İşte o çocukların tutuklanması, şu bu bakanlarımıza atılan iftiralar vesaireden şeyden sonra sordular bana nedir bu diyerekten. Dedim ki bakın tarihe bir dönelim. Osmanlı'yı yıkmak için Lawrence kullanılmıştı. Şimdi yeni Lawrence kim? O zaman İngiltere dünyaya hakimdi. Şimdi Amerika hakim. Yeni Lawrence kim demiştim. Yani dolaylı olarak FETÖ'yü gösterme. Gazetelere bakıyoruz. Bu konuda en ciddi incelemelerin yapıldığı yer silahlı kuvvetler ve polis olarak görüyoruz. Silahlı kuvvetler ve polisler de hala FETÖ'cü diyerekten tespit edilip ondan sonra görevden alınanlar vesairesi var. Ama maalesef aynısını mesela eğitim sisteminde görmedik. Özellikle üst düzeyde yani öğretmenler arasında değil de milli eğitimin işte ilçe müdürleri, bakanlıklar, şubu vesaire de görmedik. Dolayısıyla ortada orada bir FETÖ yapılanmasının olduğu kesin. Bugün ne düşünüyorsunuz? Bugün için söylüyorum. Bugün için söylüyorum. Evet bugün için söylüyorum. Yani baktığımız zaman yani Mesut Hocam daha da ayrıntısını bilebilir. Sizce peki milli eğitim, bu geçmiş dönemler gibi bir bu şekilde bir davranış mı? FETÖ refleksi davranışı mı? Yoksa bir kumpas mı? Yani böyle bir şeyin bu FETÖ mesaj veriyor. Ben hala varım diye. Bakın. Siz diyorsunuz KPSS olayıyla FETÖ ben hala varım diye mesaj veriyor. Evet mesaj veriyor. Ben hala varım diyerekten mesajı. Dolaylı veriyor, direkt veriyor ayrı. Ama yapılaşma yani su akarken bir kanal bırakır tamam mı? O kanalın içinden suyu akıtıyor. Bunu yapıyor, ortaya çıkmasını tabii. sağlıyor ve çünkü ben varım hala diyor. Yani KPSS sınavlarının nasıl yapıldığı, soruların nasıl hazırlandığını ettiği vesairesinin içinde FETÖ'nün bunun içine nasıl girdiğinin sistemi belli. O sistemi geçmişte kullanmış olanların yine aynı şekilde hani binalara sızmak için alttaki tünelleri bilmek falan gibi macera filmleri olur. Ona benzer bir şekilde o yani bu tesadüfi ve dışarıdan bambaşka bir ekibin yapabileceği bir olay değil. Bu çok işin ehli olan, çok ciddi uzmanlık, bilgi, birikim, beceri gerektiren bir husus. Nedenini söylüyorum. Her ne kadar bu işin başında olan arkadaş istifa etmiş olsa da vesairesi de görevden alındı. Bu işi ciddi bir şekilde, o tabii suçlu değil ama sorumluydu. Sorumluluğu tanımam kendisini ayrı. Suçlu değil ama sorumluydu. En hukuki kısmını anlatacağım. Sorumluluk duygusuyla istifa etmiştir. Doğrudur. O şekilde yapılması gerekirdi. Bu sınavları hazırlayan kişilerin hani ehliyetsiz, yetersiz, ondan sonra vurdum duymaz olduğunu söyleyemeyiz. Onlar da işin gereği neyse onu yapıyorlardı. Ama ona rağmen bu sonuç ortaya çıktıysa ve bir de şu var. Şimdi bizde olmayan bilgiler tabii ki Cumhurbaşkanı elinde var. Onun da çok hızlı bir şekilde buna karar vermesi bana göre bu işin tamamen bir FETÖ mesajı olduğu şeklinde yorumluyorum. Hocam hukuki olarak eklemek istediği bir şimdi, şey vardı. Şimdi meselenin hem hukuki hem insani boyutu var bir de siyasi boyutu var. Ben hukukçu olarak şunu belirteyim. Bir defa meselenin hukuki boyutu Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasa olarak bir hukuk devletidir ve idarenin kusursuz sorumluluğu esastır. Anayasa şunu söyler, idare bütün yaptığı işlemlerden sorumludur.
ve yargıya tabidir. Bu vazgeçilmez anayasal bir hükümdür. Bütün modern devletlerde temel esas budur. İkinci husus, hukukun üstünlüğü meselesinde bu meselenin yargıya intikal etmiştir. Ve yetkili makam olarak denetleme kurulu ve savcılık makamında soruşturma başlatılmıştır. Bu doğru yapılması gerekendir. İdari olarak da hem iptal davası hem de tam yargı davasına tabidir bu konu. Ve mağdurların yasal hakları da vardır. Bu ayrı mesele. Yani tazminat hakları vardır. Üçüncü husus, devleti zarara uğrattığından dolayı ÖSYM Başkanı bu konuda sorumludur. Ha, bunu ispat eder. Der ki ben bunu kasten yapmadım. O kasti durum başka. İhmali durumu varsa bu da bir suçtur. Çünkü ÖSYM Başkanı olarak... Yani benim olarak, anlamak açıklaması geldi. Bu yeterli midir hukuki açıdan, yoksa bunu ispatlaması mı gerekir? Onu savcılık karar verecek. Yargıya sevki gerekiyor. Böyle bir nasıl çalınabilir ya? Şimdi bu kabul edilemez bir şey yani. Şimdi bu kabul edilemez bir şey. Hiçbir şekilde savunulacak bir şey yok. Yani diğer husus, kamu vicdanı açısından milyonlarca insanın geleceği çalınmıştır. Bu kabul edilemez bir suçtur. Kamuya karşı işlenmiş bir suçtur. Diğer husus, FETÖ'nün gizli uyan hücrelerin harekete geçmiştir. Bülent Sayın Bakan'ın dediği gibi biz ölmedik. Ve doğrudan doğruya yaklaşan seçimlerle Türkiye'yi tedirgin etmek, devlette yargının ve mekanizmanın çalışmadığı, hırsızlığın, yolsuzluğun olduğu bir devlet imajı yaratmak için yaklaşan seçimlerle Türkiye böyle bir kurşun atılmış. Kumpas diyorsunuz. Kast var bunda. Ve bugün bir kişi olduğunu zannetmiyorum ben. Mehmet Bey, söz vereceğim. Bir dakika efendim, ben bir anlatayım. Bu bir organize suçtur. Bir kişiyle olacak bir şey değil. Matbaaya nasıl intikal etti? Nasıl bu basıldı? Bu sorular nasıl dışarıdan sızdırıldı? Kimlere verildi? Bunların hepsini savcılık makamınca ayırt edilip cezalandırılmaları gerek. Diğer taraftan, şimdi bakalım çıkarılan bu orman yangınları, ben bunların kast olduğunu düşünüyorum. Ve biraz sonra konuşacağız. Birkaç gün içerisinde Ankara'da eş değerli olarak işte Alevi vatandaşlarımızın cemevlerine yapılan saldırılar. Sayın Devlet Bahçeli sistematik operasyonla provokasyonlar dedi. Arkadaşlar da kurumları itibarsızlaştırma operasyonu diyor. Şimdi siz buna katılıyor, bunu bu söylüyorsunuz anladım. Doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına devlete yönelik saldırılardı. Yani devletin işlemediği, devletin yargı ve adaletin işlemediği, insanların haklarının çalındığı, yolsuzluklarla yönetilen bir devlet. Bu bir hukuk devletinde kabul edilemez. Kimse kusurlu, savcı bulacak, bunu cezalandıracak. Başka türlü yok. Peki, adaletin kestiği parmak acımaz çünkü. Refleksini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl o refleksini önce ÖSYM Başkanı'nın görevden alması ve ardından devlet denetleme kurumuna hemen olayın intikal etmesini. Şöyle söyleyelim. Dördümüz de hep beraber gittik. Bu sınava girdik. Ve belki de ben sınıfın en tembeliyim. En yüksek puanı alıyorum. Bu hak mı? Bu adalet mi? Gelelim işin dini boyutuna. Cenab-ı Allah diyor ki benim hakkımla gel, kul hakkıyla gelme. Kul hakkını çalan bütün insanların hakkını çalmış demektir. Bir diğer şey de şu, devlet, devlet olmak için liyakat esasına dayanır. Eğer bir devlette liyakat yoksa, peygamberin dediği gibi o devlet ne diyor? İşi ehline verin diyor. Siz işin ehlini bırakıyorsunuz, hırsızlara veriyorsunuz. Bu hırsızlıktır. Kamu hırsızlığıdır. Kamunun ahlakını çalmaktır. Dolayısıyla ben bir öğretmen olarak nefret ediyorum ve kınıyorum bu hadiseyi. Kimse suçlusu bulunsun ve Türk yargısına teslim edilsin ve ibreti alem için burada cezalandırılsın. Bir Ankara'ya gidelim, yeniden geleceğim stüdyoya. Kabul edilemez böyle bir şey ya. Nasıl benim gençti? Bu tabii muhalefete de şu. Al topu getiriyorsun buraya. 12'den al burada penaltıdan. Kaleci de yok ortada. Kaleci de yok. Kaleci kim? Cumhurbaşkanı'nın kaleci koyuyorlar. Ama kaleci de yok. Gol girecek. Böylece bu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi kazanmaması yapılmış bir sabotajdır. Provokasyondur. Örgütlü bir suç hareketidir. Ben bunun en az 30-40 kişiden teşekkür ettiğini düşünüyorum. Neden bu sorular nasıl çıkarıldı? Şimdi ben öğretmenlik yaptım, NATO'da hocalık yaptım. Soru bankasından soru çalınamaz, mümkün değil bu. Soru alınamaz sınava. Bilgisayarlar hazırlıyor bunu. Öğretmenler veriyor, kimsenin haberi yok bir şeyden. Nasıl siz oluyor da bu diyorsunuz, çıkıyor? Bu sistematik bir provokasyondur. Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi. Kesinlikle. Ankara'da cemevlerine yani saldırı organize, ve ardından da KPSS sorularının çalındığı iddiası ya da işte böyle bir izlenim yaratma, ki böyle bir şey oldu, görevden alındı ÖSYM Başkanı ve Devlet Denetleme Kurumu da bu konuda harekete geçti. Mehmetçek,
Değerlendirmeniz bu yönde mi? Yani kurumları ya, itibarsızlaştırma yani evet, ya, adımları mı bunlar? Çok çok organize, çok organize bir hareket olarak görüyorum. Yani burada FETÖ parmağı var mı yok mu sorusunun cevabı açısından şöyle bir gözden geçirelim olay şu ana kadar bildiklerimiz itibariyle. 7 İklim Yayın Evi'nin sahibi hakkında daha önceden FETÖ'den soruşturma yapılmış mı? Yapılmış. Beraat etse de biz FETÖ'den soruşturmaya uğramış. Şu an 7 İklim Yayın Evi hakkında hal hazırda yürüyen bir soruşturma var mı? Var. Niçin? KHK'den ihraç edilen, KHK ile ihraç edilen FETÖ'cü eğitimcileri SGK'sız, sosyal sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla. Diğer taraftan özellikle fondaş medyanın adeta dakikalar içerisinde bu olayın duyulmasıyla dakikalar içerisinde alelacele yaptıkları için çok beceriksiz montaj fotoğrafları servis etmeleri yahut İYİ Parti tarafından çok profesyonelce hazırlanmış, öyle birkaç saatte hazırlanamayacak bir videonun anında servis edilmesi. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda İYİ Parti tarafından ÖSYM hazırlanan videonun içeriği organize. Ne? İşte bu özellikle KPSS şimdi bu bir operasyonsa amacı ne? Bir mağdur kitlesi yaratmak. En büyük amacı bu. O mağdur kitlesine yönelik bir video, propaganda videosu hazırlamışlardı. Bunun yani böyle çok 5-10 dakikada hazırlanacak bir şey olmadığını ben bir iletişimci olarak biliyorum. Diğer taraftan nereye? İşte mağdur kitlesi yaratmak ve diğer taraftan özellikle devlete olan güvene sallıyorlar baltalarını. Güvensizlik yaratmak istiyorlar. Sayın Bakanımın dediği gibi FETÖ ben ölmedim buradayım mesajı veriyor. Çünkü biz biliyoruz FETÖ öyle çarçabuk bitirilecek bir yapı değil. Haklarını veririm. CIA çok sağlam çalışmış, çok organize, eşi benzeri bulunmayacak türde, siyaset tarihinde eşi benzeri görülmeyecek türde bir yapılanma. Dolayısıyla siz ana gövdeyi çökertmiş olsanız da uzantıları devletin bir yerlerinde hala varlığını sürdürüyor olabilirler. Bu ÖSYM organize bir sabotajdır. Peki cem evlerine saldırıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eski Türkiye'nin oyunları bunlar dedi. Bugünün Türkiye'sinde denenmemeliydi. Ne yazık ki evet gerçekten de eski Türkiye'nin oyunları. Ne yazık ki 90'larda yaşadıklarımızı aklımıza getirdi. İşte o soruşturma devam ediyor. Ben kendim yaptım yani o saldırıyı gerçekleştiren fütursuz kişi ben bunu kendim yaptım diyor ama olay öyle değil. Yani bir anda internet sitelerinde yer almasında dediğiniz gibi medyada bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Altını çizeyim yeniden. Sayın Devlet Bahçeli diyor ki sistematik evet, provokasyonlar. Evet özellikle bu yıl hükümetin Muharrem ayında yoğun bir programı hazırladığını erkenden duyurması üzerine cemevlerine klasik o sabotaj tiyatrosu da sezonu erken açmış oldu. Çok alışıldık, son yıllarda alıştık bir sahne. Fakat dikkat edin, failleri hep karşı mahalleden çıktı, o mahallenin içinden çıktı. İşte İstanbul Gültepe'de Alevilere ölüm yazanlar DHKPC'li çıktı. Ankara Mamak'ta 11 evin kapısına çarpı işareti koyanlar yine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin kendi üyesi çıktı. İzmir'de hakeza benzeri failler yine aynı mahalleden çıktı. Bu son olayda da özellikle Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği gibi o hani yurt dışında nedense işte camilere yönelik saldırılarda genellikle failler yakalandığında terörist değil de işte şizofrenik yahut akli dengesinde problem var denir. Burada da fail öyle bir savunmaya geçti. İçişleri Bakanı dedi yani böyle bir işte mazereti çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü İzmir'den kalkın gelin aynı gün Ankara'nın üç ayrı yerinde üç ayrı adresli saldırıda bulunun. Bu işin biraz daha organize olduğunu düşünüyoruz. Fakat işte ben bir kendim de bir Alevi olarak, Alevi medya mensubu olarak söylüyorum sevgili Merve. Fakat dünden geçmişten farklı olarak karşılarında ne artık o aciz devlet var
ne de bunları ne o aciz bunları yanlarına bırakacak devlet var, ne de artık bu ucuz tiyatroları yiyecek bir millet var. Dolayısıyla biz Aleviler hakikaten, yani bizi Alevileri Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet nezdinde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan idaresinde, iktidarı döneminde, bırakın katliamları, sürgünleri, yakma yıkmaları, bir tek Alevinin bile burnu kanamamış Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde biz Aleviler rahatız, herkes de rahat olabilir diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kapsayıcı bir açıklamada oldu sizinkisi. Çok teşekkür ediyorum.